Merhabalar değerli büyüklerim. Ben gazeteci, yazar, araştırmacı, gezgin Nuri Özmut. Manisa Alaşehirli Maslen. Manisa ile ilgili Manisa Valiliği'nin 2007 yılında bastırmış olduğu resmi bir kitabın içinden resmi kaynak göstererek Mesir Bayramı'nı sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii kitabın içinden tane tane okumak gerekiyor yanlış bir şey ve bilgi vermemek için. Mesir Bayramı 16. yüzyıldan beri kutlanan Manisa'ya özgü bahar bayramıdır. Özünde Anadolu'nun yerli inanç ve düşünce ürününün günümüze ulaşan köklü bir geleneğine dönüşmesinin biçimidir. Mesir geleneğinin ana öğesi Mesir macununu Halveti Şeyhi Merkez Efendi'nin icat ettiğini söylenmektedir. Yavuz Sultan Selim Osmanlı tahtına çıkınca Sancak Bey'i olan oğlu Şehzade Süleyman'ın İstanbul'a çağırır. Bir yıl sonra da Manisa'ya Sancak Bey'i olarak gönderir. Sancağa çıkan Şehzade'nin yanında annesi Hafsa Sultan da vardır. Hafsa Sultan 1522-23 yılları arasında Manisa'da Sultan Camisi'ni yaptırmıştır. Halk arasında söylentilerle belgeye dayandırılmayan kimi kitaplardaki bilgilere göre Mesir macununun icadı hakkında çeşitli kanaatler ileri sürülmektedir. Bunlara bakılırsa Hafsa Sultan bir ara hastalanır. Hiçbir hekim derdine derman bulamaz. Bu sırada Sultan Külliyesi, Zaviyesi ve İmarathanesi yönetimine memur edilerek İstanbul'dan Manisa'ya gelmiş bulunan Merkez Efendi'ye başvurur. Merkez Efendi'nin hazırladığı macun Hafsa Sultan'ın hastalığını iyileştirir. Hafsa Sultan bu macunun halka da dağıtılmasına emir verir. Mesir macunun bu tarihten itibaren imarattan her yıl halka saçılır olur. Konuya ilişkin başka söylenceler de bulunmaktadır. Hatta son 25 yıl içinde elde edilen belge ve bulgulara dayanarak Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye Mesir macununun Sultan Camisi'nin kubbesinden halka saçılması için berat verdiği bile söylenmektedir. Bütün bunlar 466 yıldır yapılan gelen Mesir Bayramı geleneğinin varlığını elbette değiştirmez. Halkın gönlünde taht kurmuş olan Merkez Efendi'nin hekim olmaması Mesir macununun ne gördüğü değeri ne de önemini azaltmamaktadır biz Manisalılar için. Kağıtlara sardırılarak Mesir macununun yüzyıllar boyunca 22 Mart gününde Sultan Camisi'nin etrafında toplanan halka saçılması berat ve bolluğun başlangıcını anlatır. Bahar sevincinin kutlanmasını gösterir. Dünkü Manisalılar bu geleneğe Mesir Bayramı adı vermiştir. Sonraları geleneksel Manisa Mesir Şenlikleri olarak adlandırılmıştır. 2006 yılından sonra da Uluslararası Manisa Mesir Festivali sözleri resmi düzeyde yer almıştır. Bakalım kitabın içinden de Hafsa Sultan'ı sizlere şöyle bir göstereyim ve Mesir macunu şenlikleri hakkındaki bakın bölümü anlatayım. Teşekkür ederim ilginize.